Hassa'nın saklı tarihi gün yüzüne çıkartılıyor. Hassa Karapınar Türkmen Mezarlığı'nda proje çalışmaları başlatıldı. Hatay İl Kültür Turizm Kültür Müdürlüğü, Hatay Müzesi Müdür Yardımcısı Demet Karabey, Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Mine Günal Temiz Başkanlığı'nda yürütülen çalışmalar çerçevesinde öncelikle 18 dönümlük alanda yapılan çalışmada çevre temizliği ve mezarlığın mevcut haliyle ortaya çıkarılmasına özen gösteriliyor. Hasta Kaymakamı Mustafa Pala çalışmaları yerinde inceledi. Hatay Müzesi Müdürü Yardımcısı Demet Kara, bu bölgede bütün arkeolojik dönemlere ait kalıntılar bulunmaktadır. İslami dönem olsun, Selçuklu dönemi olsun ve Türk boyları dönemleri arasında kopukluklar vardır. Üniversiteyle yapacağımız çalışmalar sonucunda bu kopukluğu gidereceğiz. Çalışmalarımızda bize yardımcı olan kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz dedi. Konusuna el atmış olduk. Bu sene kısa bir süreli bir çalışmamız olacak. Önümüzdeki yılda hocanın da projesiyle bir 4 ya da 5 yılı aşacak bir projeyle burada çevre düzenlemesini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında birkaç Türkmen mezarlığı daha olduğu biliniyor. Daha sonra onlarla birlikte yeniden hocamız yayına hazırlayacak ve bu bölgede bütün arkeolojik dönemler belli, fakat İslami dönem ve bu Selçuklu dönemi olsun, Türk boylarına ait dönemler olsun, bir kopukluk var. Henüz hiç çalışılmamış ve yayınlanmamış. Biz ekip olarak üniversiteyle, hocayla birlikte, müze olarak bu kopukluğu bir şekilde inşallah gidereceğiz. Ve aynı zamanda Sayın Kaymakamımız da ilk görüşmemizde kendisi bu konuyu konuşmak üzere Kültür Müdürlüğümüze de irtibata geçmek üzereymiş. Biz de ertesi gün geldik, bu konuyla çok ilgileniyor sağ olsunlar. Ve bize de büyük bir desteği var şu an. Belediye başkanı olsun, ilgili belediye başkanlığı. İnşallah böyle bir çalışmayı güzel bir şekilde hazırlayıp sunacağız. Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Mine Günal Temiz ise yaptığı açıklamada, burada yaptığımız ön çalışmalar ve yüzey araştırmasına dayalı ön değerlendirmeler, bu taşların biçimlerine ve üzerlerindeki desenlere baktığımızda Orta Asya kökenlerini ortaya koyduğunu görüyoruz dedi. Üzerindeki desenlerin Orta Asya kökenlerini ortaya koyuyor. Orayla ilişkilendirilebileceğini ortaya koyuyor üslup olarak, tarz olarak. Dolayısıyla biz buraya ilk gelen Türklerin, belki bunlar göçebe halk olabilir, yarı yerleşik bir halk olabilir, bunların yapmış olabileceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Türkmen mezarlığı olarak zaten tescil edilmiş. Tabii ki bilimsel araştırmalar, çalışmamızın sonucunda yapacağımız çalışmalar daha kesin konuşmamızı sağlayacaktır. Yaklaşık kaç dönüm diyelim ya da metrekare? 18 dönüm tescilli edilmiş olan alanı, ama şu an bir ihtimal biraz daralmış görünüyor. Fen işlerimizin katkısıyla yapacağımız kadastral çalışmada şu anki net sınırlarını belirlemiş olacağız. Tescil edildiğinde 18 dönümlük bir alan olarak tescil edilmiş. Hassa Kaymakamı Mustafa Pala ise yaptığı açıklamada çalışmalar konusunda kaymakamlık olarak her türlü katkı ve desteği sağlayacaklarını ifade etti. Bu denli değerli, kıymetli bir kültür, soyut kültür varlığının olduğunu haber aldığımızdan beri bununla ilgili ne yapabileceğimizi araştırıp uygulama peşindeydik. Tam da o esnada hocalarımız sağ olsun, müze müdür yardımcımız Demet Hanım ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Mine hocamız ortak bir projeyle buraya gelip bu projeyi uygulamak istediklerini söylediler. Biz de işbirliği yaparak bu çalışmayı başlattık. Gerçekten buradaki arkamızda gördüğünüz kümbet olsun, diğer mezar taşları, mezar alanı çok eski tarihlere değinen bir görünüme sahip. İlk izlenimden o sonuç elde ediliyor. Bununla birlikte Mine hocamızın daha önce yapmış olduğu bir araştırma ve sunum çalışması da
yayınlanmış durumda bilimsel olarak. Onu da ilk kaynak olarak biz ele alacağız.